İyi günler TV Enerji takipçileri. TESPOM olarak 3 yıldır periyodik olarak yayınladığımız haftalık petrol fiyatları bültenlerimizi artık siz izleyicilerimizle TV Enerji kanalımızdaki Petrolün Nabzı programımızda görsel olarak paylaşacağız. Hepimizin bildiği gibi petrol piyasalarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu şu son haftaya baktığımızda gerçekten artık bırakın günlüğü saatlik olarak hiçbirimizin tahmin edemeyeceği çok farklı gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarının çok farklı dalgalanmalar içerisine girdiğini görmekteyiz. Kısaca son haftayı özetlersek gerçekten ilk önce şunu vurgulamakta fayda var. Hala Çin'de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün küresel enerji talebindeki düşüşe ve bu düşüşle birlikte petrol fiyatlarına doğal yansıması olan aşağı yönlü eğilimine devam ettirdiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra gerçekten OPEC Plus kararları noktasında alınan kesinti ile alakalı hamlelerin ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Onlarla alakalı da bazı gelişmeler söz konusu. Lakin belki de şu an için en çok konuştuğumuz dün gerçekleşen Amerika'da VTI piyasalarının çakılması ve gerçekten tarih nezdinde ilk defa görülen bir seviyeye düşmesi bütün süreci allak bullak etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde stokların Mayıs başında tamamıyla dolacağı beklentileri üzerine 20 Nisan itibariyle VTI fiyatlarındaki stok riski sebebiyle Mayıs başında vadesi dolan satışların bir anda fiziki ürüne dönüştürülmesi neticesinde gerçekten büyük tarihi bir çakılma yaşandı. Stoklara erişim imkanları ile birlikte nakliye imkanları da kilitlendi. VTI eksi 40 dolar bölü varil düzeylerini gördü. Kriz geçici olarak aşılınca VTI yeniden kısmi olarak sıfır bandı ya da pozitif değerlere çıktı. Yani halihazırda 1 dolarlara, 1,5 dolarlara çıkması söz konusu. Tabii biz bu sürecin daha bir uzun bir süre piyasaları etkileyeceğini düşünüyoruz. Genelde dün akşamdan beri bu minvalde çok soru geliyor. Yani bu nasıl oldu? Bunun nasıl arkasındaki sebep ne? Şunu söyleyelim, gerçekten Amerika aslına bakarsanız bütün küresel anlamda dünya ciddi anlamda stok krizi yaşıyor. Yani kullanılabilecek boş stok miktarı neredeyse tükenmek üzere bütün dünyada. Çünkü talep ciddi anlamda düştü ve Ocak, Şubat, Mart ayları dahilinde hatta Aralık ayında buna eklediğimizde küresel anlamda ciddi oranda talepten daha yüksek meblağlarda arz söz konusuydu. Ocak, Şubat, Mart aylarında OPEC Plus yapısının istenilen kesinti kararını bir türlü alamaması sebebiyle stokların iyice şiştiğini görüyoruz. Ve bu şişmeyle birlikte petrol fiyatları da düşen taleple birlikte aynı oranda düştü. Stoklar düşüp talep azaldığında üreticilere bu tabii ki negatif olarak yansıdı. Tabii şu şekilde düşünmekte fayda var. Genel anlamda dünya üzerinde 7 milyar varile yakın offshore, onshore hepsini dahil ettiğimizde bir stok kapasitesi var. Bu kapasitenin yaklaşık 1,5 milyar varil civarında bir boşluk ihtiva ettiğini düşünüyoruz. Günümüz noktasında, günümüz perspektifinden baktığımızda bu stokların da hala düşüş eğiliminde olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii şunu da vurgulayalım. Bazı ülkelerdeki stok kapasiteleri daha önce tükenecek. Yani şu var, zaten bu bizim uzun süredir beklentilerimiz dahilindeki bu artık bu beklentiler söylemlerin de ötesine geçti ve algısal risk faktörlerini tetikledi. Amerika'nın Mayıs başı itibariyle hatta Nisan sonunda boş stok kapasitesinin kalmayacağı vurgulanıyor. Hatta Trump bu noktada ek 77 milyon varillik kalan stok kapasitesini de Amerikalı üreticiler için değerlendirileceğini açıkladı. Tabii bunlar beklenen durumlardı. Lakin bu VTI fiyatlarındaki yaşanan bu denli kırılmanın sebebi, çünkü birçok bize gelen sorular şu yöndeydi. Yani insan nasıl petrolünü eksi fiyatta satabilir. Bunu anlamakta güçlük çeken dinleyicilerimiz vardı. Buna şöyle kısaca cevap verecek olursak şu şekilde düşünün. Petrol sektöründe siz üretiyorsunuz. Lakin şöyle, yapacağınız üretimi rezerviniz olduğu için yapacağınız üretimi çok öncesinden satıyorsunuz. Mesela ben bir alıcıyım. Ben bir aracı olabilirim ya da direkt alıcı olabilirim. Rafineri olabilirim, örnek vereyim. Ya da ben bir aracıyım. Yani petrol ticareti yapıyorum. Üreticiden alıyorum, rafineriye satıyorum. Arada nakliye var ve stok
imkanlarını kullanıyorum. Bu bandı izleyerek uzun dönemli anlaşmalar yapıyorum. Örneğin mesela X üreticisinden diyorum ki bana Mayıs ayı test ya da Nisan sonuna kadar teslim edilmek üzere 1 milyon varil petrol ver. Diyelim bu petrolü VTI ilgili güne ait VTI fiyatları üzerinden VTI eksi 2, eksi 3, artı 5 gibi petrolün kalitesiyle orantılı olarak bir anlaşma yapıyorum. Buraya kadar her şey normal. Lakin şu şekilde düşünün. Nisan ayının sonlarına yaklaşıyorum. Dün itibariyle hatta geçen hafta VTI ve Brent fiyat farkının ciddi anlamda açılmaya başladığını gördük. Bu zaten böyle bir krizin habercisiydi. Şunu görüyorum, şu durumları alıyorum, stoklar tükenmek üzere. O zaman ne yapmaya çalışıyorum? Hatta bir önceki haftada VTI Brent farkının açılması ile birlikte stres yapıyorum. Stres yapmamla birlikte ben diyorum ki ben stoklar kilitlenecek, ben stok bulamazsam Nisan sonuna kadar da bu ürünü teslim almak zorundayım. Fiziki olarak elimdeki kağıt üzerindeki petrolü Nisan sonuna kadar fiziki olarak da almak zorundayım. Ben fiziki olarak Nisan sonunda bu petrolü aldığımda, götürdüğümde boş stok bulamazsam ne yapacağım? Benim elimde kalacak. Elimde kalması demek ya da benim ilgili üreticiden alamamam demek benim o petrolün üreticide kaldığı gün başına o üreticiye para ödemem anlamına geliyor. Ya da nakliye ya da tanker üzerinde kaldı, boru hattında kaldı. Yani depolama imkanı bulamadı. Bu durumların hepsi bana yaptığım ticaretten belki kat kat daha fazla zarar olarak yazılıyor haneme. Bu noktada benim zarar edeceğim kesin. Ben ne yapıyorum? Hemen ilgili ürünümü satmaya çalışıyorum. Hemen satışa çıkıyorum. Bu noktada herkesin düşük fiyattan satışa çıktığı, böylesi ciddi risklerin oluştuğu bir sıkıntılı kaos ortamında Brent fiyatları az önce dediğim gibi eksi 40'ları kadar gördü. Tabii şunu ifade edelim, bu geçici bir süreç. Pardon, Brent fiyatları dedik, VTI fiyatları eksi 40 dolarları kadar gördü. VTI eksi 40'ları gördüğü dönemde dahi Brent yine 25 dolar, hatta şu an 19'lara düşse de 21-22 dolarlara tekrar geri döndü. Bu bandını korudu. Brent'te her ne kadar biz bir artma eğilimi, özellikle OPEC Plus Plus kararları sebebiyle ve bazı OPEC ülkelerinin düşük seyreden petrol fiyatları sebebiyle mecburi kesinti, daha doğrusu arz düşüşü sergilemelerini de dikkate alırsak, bu yaşanan durum Brent'teki artma eğilimi olmasına rağmen VTI'nin çakılması Brent'in bu eğilimini baskılamış durumda. Tabi dediğimiz gibi birçok denge var. Ama muhakkak OPEC Plus Plus kararları, bu kararların Mayıs ayı itibariyle ne kadar aktif hale geleceği gibi süreçlerin hepsi bundan sonraki neticeleri değiştirecek. Yani bu süreç ne kadar zamanda toparlanır? Mayıs ayı içerisinde VTI fiyatlarına tekrar bu stok krizi yönetiminin Mayıs ayı içerisinde çözülerek tekrar toparlanma eğilimine girmesini biz bekliyoruz. Amerika bu noktada dediğim gibi bütün boş stok kapasitelerini kullanma durumunda, bununla alakalı kararlarını hızlı bir şekilde alıyor. Bunun yanı sıra talebi tekrar canlandırmakla alakalı olarak bazı önlemler alıyorlar. Yani tekrar hayatın normale dönüş süreci beklentileri söz konusu. Yani bu şekilde süreç en az zararla atlatılabilir. Gelelim şu soru da çok geliyor. Bu süreç Amerika'daki üreticileri direkt vurdu mu? Şu an itibariyle bütün üreticileri çok ciddi anlamda vurmuş değil. Yani tabii ki bazı kuyularını, bazı sahalarını kapatan üreticiler oldu düşük petrol fiyatları sebebiyle. Bu daha çok şu an aradaki trader dediğimiz ticareti yapan ve ilgili rafinerileri vurmuş durumda. Eğer ilgili rafinerilerin kendilerine ait boş stok kapasiteleri yoksa. Tabii bu sürecin bu uzun vadeli kontratları da haliyle etkiledi. Yani bakalım Mayıs ya da Nisan ya da daha sonraki aylardaki kontratların iptal edilmesi ya da düşmesi ya da hiç yapılmaması durumu söz konusu olursa bu sefer Mayıs ayı içerisinde biz üretiminde, daha doğrusu Amerika'daki arzında doğal bir kesintiye gitmesi, bakın bilinçli kesintiden hariç olarak doğal bir kesintiye gitmesi durumunu öngörebiliyoruz. Bu arada bu hafta yaşanan diğer gelişmelere çok kısa başlıklar altında değindiğimizde Amerika'da ConocoPhillips, Batı Teksas'ın Trump'ın kabul ettiği
kesinti kararlarına uymam demesine rağmen ABD'de ConocoPhillips'in 200 bin varillik kesinti yapabilirim sözü bir olumluya karşılandı piyasalarda. Bunun yanı sıra OPEC Plus Plus'ın aldığı bu kesinti kararlarının yeterli olmadığını, daha doğrusu şu kısa vade için yeterli olmadığını hepimiz görüyoruz. Bu noktada Suudi Arabistan ve Rusya'nın gerekirse 20 milyona kadar kesinti yapılabileceği ile alakalı bazı söylemleri oldu. Bu da piyasalar için yine ümit verici. Bunun yanı sıra Libya'daki hala arz sıkıntısı devam ediyor. Meksika'nın OPEC Plus Plus kesinti kararlarına uymayacağı konusunda ABD'nin resmi kendisine kesinti noktasında resmi destek vereceği netleşti. Bu da önemli bir gelişme. ABD stoklarındaki dediğim gibi toparlanma ve açıklanan stok doluluk miktarları yine fiyatları aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor. Genel haftanın özeti bu sayın izleyicilerimiz. İnşallah bir sonraki haftada yine bu şekilde petrol gündemini sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ederiz.